Zahmet bey. Tabi yeşil çay demlemek de bir sanat. Evet. Biliyorsunuz. Şimdi insanlar çayı e, maalesef yani bunu da bir anlatalım. Hı hı. Bir kere o bu sallama çayları kesinlikle küçük o Nescafe şeylerine koymayalım. Yani kesinlikle sizin yapıldığı gibi veya 200 grama 2 gramdır bunun ölçüsü. Tamam. 200 grama 5 gram koyarsanız o çayı içemezler. Hı hı. Niye sert olur? Fazla şeker atarlar. O zaman fayda yerine zarar, zarar olur. Zarar olur. Onun için bütün böyle kafeteryalarda falan bu kültür yerleşti ama maalesef yine Nescafe bardaklarına koyuyorlar. Küçük bardaklara ki onlar 70 cc kadar bile yoktur. Hı hı. Halbuki onun 3 katı olması lazım. 3 katı olması Olacak yani. ve kesinlikle demleme usulüne daha çok teşvik ediyoruz. Hı hı. Mesela e, yine e, 205 gramlık bir çayı. Ki bu işte elinizde tuttuğunuz bu gösterebilirsek o da çok güzel bir şey. Hı hı. Yani bunun dolusu Şu. Be, iki buçuk üç 4 gramdır o sanıyorum o civarda. Hı hı. Bununla iki bu buçuk açılıyor. evet iki i̇çinde buçuk çağır. bardak iki buçuk bardak bununla çok rahat. Yani 500 gram bir suya bunu denleyebiliriz. Hı hı hı. Bir kişi için de idealdir. Herkes Kaç bir dakika? Yani bu 5 dakika çay, çay demleme bir sanattır Ebru Hanım. Hı hı, hı hı. Şimdi bunun her demlemesinde buraya çok dikkat çekelim. Hı hı. Mesela ilk demlemesinde uyarıcı etkisi vardır. Biraz beklediğinde içindeki etken maddeler daha çok mesela kateşin açığa çıkması için en az 5 dakika lazım. Hı hı. Ki kateşin bu işte güçlü bir antioksijen, yani kanser tümörlerini bile yok eden... Bilimsel çalışmalar var üstünde. Hı hı. En az 5 dakika demlemek lazım. Demledikten sonra ama asla kaynatmak değil. Sadece e, 20 dakika içinde de artık çay e, bedende e, uyarıcı etki. Yani e, uykusuzluk dediğimiz içindeki bir takım etken maddeler daha çok hayata geçtiğinden çay ne kadar çok demli kalırsa Etkisi o kadar kuvvetli oluyor. Hı hı, Ama hı. biz çayı bunun için içmiyoruz. O ilaç gibi artık olabilir. Onun için siz 5 dakika demleyin çayınızı. Ondan sonra da 20 dakika içinde tüketin. 5 dakika 20, 20 dakika içinde tüketelim. tüketelim. Bekleyince peki soğuyunca o çay... Şimdi altını ısıtın. Hı. Çok önemlidir bu. Hı hı. Çayı asla kaynatmayın. Hı. Yani çayı kaynattığınız zaman zaten o zaman siyah çay gibi tanen açığa çıkıyor. Şimdi bunlar önemli şeyler aslında. Tabii çok Böyle. önemli. Şimdi hı hı. çayı kaynattığınızda biliyorsunuz neden tanen zararlıdır demiyoruz. Demir emer. Demir ve mangan emilimi gerçekleştirdiği için uygun görmüyoruz kaynatılmasını. Zaten siyah çaylarda niye her zaman içmeyin diyoruz yemeklerin arkasından içmeyin diyoruz. Şimdi herkesin eksikliği saçınız dökülür, cildiniz bozuksa, hı hı. halsizseniz, dökükseniz, eliniz ayağınız ısınmıyorsa, hı hı. şimdi kadınlar diyordu ki, "Aa beni tarif ediyor Maranki Hoca." Hı hı. Her kadın böyle maalesef. Bugün niye? Hepsinin elinde birer demli çay var. Halbuki biz diyoruz ki, yani yemeklerden şimdi aldınız demiri. E, üstüne bir yudum çay içtiğinizde hemen o demir bağlama özelliğinden dolayı alıp işte sidik torbanıza dolduruyor. Diüretiktir zaten. E tuvalete atıyorsun siz yine döküksünüz. Evet. İşte bu o 5 dakikadan sonraki kaynamalarda